Bu yöntem yani ne işe yarıyor bu yapıldığı zaman? Biz ne hissediyoruz? Nerelerde işe yarıyor? Şimdi mesela travmayı yaşadık. Bu psikolojik travmayı, travma yapan şey aslında bizim o anıyı hatırladığımızdaki duygularımız. Yani eğer biz o anıyı hatırladığımız zaman hala korkmuyorsak, endişe hissetmiyorsak ya da nefret hissetmiyorsak, tiksinti hissetmiyorsak bu anının bizim için aslında yolda yürümekten farklı bir anlamı olmuyor. EMDR tekniğinde kişiyi bu anıya hissettiği duygulara duyarsızlaştırıyoruz. Yani artık o anıya baktığında herhangi bir duygu hissetmemeye başlıyor. Bir daha söyler misiniz bu anıya? Artık baktığında, o anıyı düşündüğünde, mesela adam göçük altında kalmış, her hissettiğinde kalbi sıkışıyor, korku hissediyor. Kalp sıkışması, korku duygusunu sıfırlıyoruz. Öyle olunca anıya bakıyor, anıda hissettiği olumsuz bir duygu olmadığı zaman anı artık onun için travmatik olmamaya başlıyor. EMDR yöntemi bunu yapıyor. Hı. Ama ben kişisel olarak danışanlarımda şunu da görüyorum ki aslında anıyı bile kafasında toparlamakta çok zorlanmaya başlıyor yöntemden sonra. Yani evet bir göçük altında kalmıştım ama çok anı gelmiyor demeye başlıyor. Evet. Bu tekniğin işleme sistemi nasıl? EMDR protokolünde bilinmesi gerekenler neler? Şimdi EMDR'nin işleme sistemini çok basit şekilde anlatacağım. Buyurun. Travma materyali bizim sağ beynimizin, kafamızın sağ kısmında takılı kalıyor. Burada takılı kaldığı için bizim için travma oluyor. Çünkü beynimizin sağ kısmında işte anlamlandırma, dil anlamları, konuşma gibi yöntem kısımlar yok. Burada takılı kalıyor. EMDR'de biz diyoruz ki kişiye, travmatik anının en kötü sahnesini, ya en kötü, en dayanamadığın sahnesini gözünün önüne getir. Yanına da bu anıya, bu sahneye baktığında kendinle ilgili ne hissediyorsun? İşte ben güçsüzüm mü hissediyorsun, ben cesaretsizim mi hissediyorsun? Yanına bunu ekle. Tamam, şimdi parmak hareketleriyle başladık. Burada aslında sağ beyinden sol beyine, sağ beyinden sol beyine gözü oynatmaya başlıyoruz. Burada sağ beyinden sol beyine geçtiği zaman travma materyali, artık konuşma ve dil anlamlarıyla bütünleştiğinde o donukluk kaybolmaya başlıyor, konuşmaya başlıyor. Ekstra olarak da durmadan işte bir saat, bir buçuk saat boyunca anıyı gözünün önünde tut dediğimiz için zaten duyarsızlaşma yaşanıyor. Yani aslında düşünmekten korktuğu anıyı alıp gözünün önüne çat diye bir buçuk saat tutturuyoruz. Sağ beyinden sol beyine iletiyoruz. Bu şekilde bölge değiştirdiği için duyarsızlaşma yaşanıyor. Gerçekten etkili mi? İnanılmaz etkili. Ah, çok değişikmiş. Peki aşamaları neler? Yani önce bir sohbet mi ediyorsunuz danışanınızla, sonra buna mı geçiyorsunuz? Önce travmayı öğreniyorsunuz anladığım kadarıyla. Tabii, tabii. Zaten en başta da hani benim travma var diye yani direkt bu yöntemi uygulayamıyoruz. Bir kişinin hani zihinsel mekanizmalarını aslında hakaret etmemek için 6 ay kendi başına bunu yenmesini bekliyoruz. Eğer 6 ay sonrasında hala yenemediyse en başta bir kişiyi tanıyoruz, tedavi planımızı yapıyoruz, öyküsünü dinliyoruz. Ardından bir hazırlık aşamamız oluyor. Bu hazırlık aşamasında işte şimdi EMDR yöntemi budur diye anlatıyoruz. Ardından bir değerlendirme aşamamız oluyor. Değerlendirmede anını alalım, o duygunu alalım diyoruz. Sonra duyarsızlaştırma başlıyor. Duyarsızlaştırmadan sonra yerleştirme başlıyor. Çünkü bunun bir de yeniden işleme kısmı var. Yeniden işleme kısmında o anıya bakınca kendine nasıl bir ben güçlüyüm mü demek istiyorsun, ben yetenekliyim mi demek istiyorsun onu ekliyoruz. Biraz daha açarak anlatın. Çok güzel anlatıyorsunuz. Aslında yine aynı örneği alacağım. Göçük altında kalmış, kendine dair de o göçük altından çıkamadığı için ben güçsüzüm diye bir inancı var. EMDR'de hem onu duyarsızlaştırıp hem de üstüne peki bunun yerine hangi inanca sahip olmak istersin? Ben güçlüyüm. Bu sefer kişi EMDR'den sonra o anıyı hatırladığında ben güçlüyüm. İşte ben güçlüyüm, ben göçük altından çıktım diye düşünüyor. Yani travma tamamen şekil değiştiriyor. Olayı başka türlü. Evet, bunu bu şekilde algılamaya başlıyor. Ardından beden taraması yapıyoruz, kapanış yapıyoruz ve yeniden değerlendirme. Beden taraması ne oluyor? Yani hala şimdi bu EMDR'dan sonra anıyı düşündüğünde bedeninde bir yerde bir his var mı? Hani boğazı sıkışır, kalbi atmaya başlar. Onlar var mı diye kontrol ediyoruz. Onlar yoksa kapanışımızı yapıyoruz. Bir hafta sonra yeniden değerlendirme. Şimdi nasıl hissediyorsun diye soruyoruz. Genelde de sıfır diyorlar. Güzel. Travma sonrası stres bozukluğunun yani böyle şeyleri oluyor mu? Ben yanlış bir yerimi sordum, pardon.
Bu çocuklara falan uygulanabiliyor mu, onu soracaktım. Çocuklara kaç da uygulanıyor. Kaç yaştan itibaren? Aslında yani 3-4 yaşından itibaren uygulanıyor. Ama benim uzmanlık alanım çocuklar değil. Ama çocuklara böyle tatlı tatlı hikaye anlatıp tırtıllar omuzlarında geziyor şimdi diye diye böyle hiç yöntemin uygulandığı bile fark ettirilmeden hikayeyle birleştirip uygulatıyorlarmış. Bunu yapan uzmanlar, evet, ayrı uzmanlar, evet, var. Peki çocuklarda faydası oluyor mu? Bir de çocuklara hangi şeyle başvurmalılar? Çocukların yaşadığı bir travma olacak tabii ki, bir şey olacak ki gidilecek. Evet, şimdi çocuklarda özellikle uyku bozulmaları başlar ve sosyal anlamda bozulmalar başlar. Eğer çocuk o travmayı yaşadıysa, travmayı atlatamıyorsa çocuğun uyum problemleri başlar. Hı hı. Aynı zamanda uykuda problemleri başlar. Bu yöntemle yine. Evet, yani benim çocuğum artık benim çocuğum gibi davranmıyor. Daha öfkeli olmaya başladı, dokundurtmuyor. İşte sağına soluna dokundurtmuyor, babasıyla iletişimi kesmeye çalışıyor. Bu tarz bir durum fark ediliyorsa, çünkü çocuk neyin travma olduğunu bilmediği için, yine de onu bir çocuk doktoruna götürmekte, çocuk uzmanına götürmekte çok fayda olur. Çok teşekkür ederim bu ekstra bilgi için de, yani gerçekten çok önemli. Travma yaşayan birilerinin ailesine, sevdiklerine neler önerirsiniz? Hı-hı. Yakınları yani. Biri, ya da nasıl fark edeceğiz biz yanımızdaki kişinin bir travma geçirdiğini? Yani şimdi en başta travma yaşayan kişinin içe dönmesi çok fazla oluyor. Hakikaten kendi içine dönüyor. Ardından daha önceden zevk aldığı şeylerden zevk almamaya başlıyor. Yani bu kişi daha önce dışarıya çıkıp gezmeyi severdi, artık çıkmıyor. Çünkü o kişinin algısı artık insanlar tehlikeli, dünya güvenilmez gibi böyle bir yöntem sistemlere döndüğü için o kişinin sosyalliğinde azalmalar, içe dönmeler, o kişinin konuşmak istememesi, özellikle işte partneri varsa partnerinden uzaklaşması gibi durumlar söz konusu olursa, evet yani benim çocuğum artık işte öyle eskisi gibi neşeli değil diyorsanız bir sıkıntı olabilir. Aile de eğer travma yaşadığını biliyorsa çocuğun, unut, bak hepimiz yaşadık bunları, ya bunlar olur gibi yaklaşımlar da kesinlikle bulunmasınlar. Ben bir dakika. Hepimiz bulunuyoruz bunu, söylüyoruz. Sizin ne yapmayalım? Sakın unut, hepimizin başına geldi. Hepimiz büyürken bunları yaşadık. Yani bak bir sen misin? 10 bin kişi. Hayır. Ne yapalım? Onun yerine o kişinin bunu ifade ediş sistemine, o kişinin bunu algılayış sistemine saygı göstermemiz gerekiyor. Çünkü sizin baş etme mekanizmalarınız çok yüksekse siz zaten evet ama ne olacak diye algılarsınız. O kişinin baş etme mekanizmaları sizin kadar yüksek değilse onda travma oluyor. Ne dememiz, nasıl yaklaşmamız, ne yapmamız lazım? Hadi uzmana gidelim. Hadi gel seni bir uzmana götürelim. Ha, eğer ki kabul etmezse meditasyonlar, nefes egzersizleri, yani bir şekilde kendine yardım. Ama travma yaşayan kişi kabul eder. Çünkü o acıdan kurtulmak ister. O onun için acı, bizim için değil ki. O genelde kabul ediyor onlar. Bakın bunu söyleriz yani. Bunu ben de yaşadım işte şu falan, ama tabii ona çare olmuyor, ilaç olmuyor. Güzel bir yöntemmiş. Peki hangi psikolojik durumlarda, hangi travmalarda daha çok işe yarar bu yöntem? Yine travma sonrası stres bozukluğu, fobilerde çok işe yarar. Yani özellikle işte kediyle uçakla falan bir başlangıçlı fobilerde çok işe yarar. Aynı zamanda kişinin travma olarak algıladığı ne varsa çok işe yarar. Bir durduk düşündük. EMDR. Evet. EMDR yöntemi. Ne yapıyoruz Erkan? Reklamlara gidiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Az sonra Sağlıkla Gülümse'de buluşmak üzere.